Manşete hoş geldiniz. KJ'yi sarı yazdım. Böyle bir şey olabilir mi? Birazdan niye olduğunu anlatacağım. Türkiye'de o kadar olağanüstü gelişmeler oluyor ki gerçekten yetişmek mümkün değil ve artık bunu burada birer cümlelik not veya birer görsel unsur olarak falan ekrana düşürmek de yetmiyor. Yani her birini düşürseniz, üzerine bir cümle kursanız Günde bir, bir buçuk saat yayın yapmanız lazım. Biliyorum ki seyircimizin bu kadar vakti yok. Son günlerde ve daha doğrusu son yayınlarda ben 35-40 dakikayı buldum. Bunu da istemiyorum açıkçası. Bunun yarısı kadar sürede bitirebilirsem ne iyi. Onun için böyle bir şey olabilir mi köşesi açtım. Belli yayınlarda bunu uygulayacağım yani şöyle bir şey ne zamandır benim eleştirdiğim bir konu var artık bu konuları kritik etmekten vazgeçin artık Erdoğan'ın AKP'nin uygulamalarını Türkiye Türkiye'yi sanki Türkiye'yi düşünen Türkiye vatandaşlarını düşünen bir iktidar yönetiyormuş gibi yapmayı falan bırakın ekonomi böyle yönetilmez şöyle yönetilir falan demeyi bırakın anlamında söylüyorum ki bu, bu kelimeyi literatüre bu cümleyi literatüre Kemal Kılıçdaroğlu kazandırdı her hafta grup toplantısında CHP o haftaki gelişmeleri izah ederken veya o haftaki iktidar uygulamalarına itiraz ederken böyle bir şey olabilir mi böyle bir şey olabilir mi dedi Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılının Mayıs ya da Haziran ayında kurultayda seçildi genel başkan oldu Deniz Baykal'dan sonra 2010 yılı 12 yılı doldurdu Tam 12 yılı doldurdu bu ay itibariyle ee, artık yeni bir söylem, yeni bir icraat daha radikal bir çıkış ortaya koymak gerekiyor. Ben de onun için Türkiye'de yaşanan kimi gelişmeleri böyle bir şey olabilir mi? Parante parantezini alacağım bundan sonra ve üzerine çok fazla bir şey demeyeceğim. Birer görselle, birer grafikle, birer kupürle, gazete kupürüyle veya bir Twitter mesajıyla, bir grafikle neyse geçiştirip e, sıradaki asıl bahsetmek istediğim konulara bakacağım. Şimdi böyle bir şey olabilir mi ile başlayalım. Böyle bir şey olabilir mi de ilk e, grafiğimizle başlayalım. Boris Johnson fikri takip parlamentodaki e, güven oylamasında, parlamentoda değil, parlamentodaki muhafazakar parti yani iktidar partisinin, içinde yapılan gizli oylamayla güven oylamasında 148'e 211 oyla güven tazeledi deniyor ama pek öyle değil. Topal ördek yorumları yapılıyor. Yani artık bir ayağı çukurda ve bu şekilde güven oylamasını alsa, güven tazelese bile kendi partisinde 148 yani parti grubunun yarıya yakınının ona hayır demesi, seninle devam etmek istemiyoruz demesi önemli. Yar, yaralanarak çıktığını düşünüyor. İngiltere'de herkes Boris Johnson bir zafer kazanmadı. 3 vakte kadar gidebilir veya herhangi bir farklı farklı bir konu onun istifasına yol açabilir deniyor. Söyleyeyim ama belli ki daha yapacağı işler var. Müesses Nizam bir süre daha Boris Johnson dedi anti parantez şunu söyleyeyim o kadar e, hacı yatmaz bir politikacı ki e, onun yaptıkları onun başına gelenler e, başka bir Britanyalı politikacının başına gelseydi bin kere giderdi. Boris Johnson'da da böyle bir şeytan e, tüyü var. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor işte. Doblo'dan Türkiye'ye veda 22 yıldır Bursa'da olan üretim İspanya'ya kaydırıldı. Böyle bir şey olabilir mi? Oldu. Tavan fiyat 899 TL olmuş Türk Hava Yolları'nda, iç hat uçuşlarda. Böyle bir şey olabilir mi? Oldu. Yani 899 liradan daha pahalı fiyat koyamayacak hava yolu şirketleri. Olabilir mi? Oldu. O parayla bir yerden bir yere uçacak parası var mı vatandaşın? Mazot tam gaz 30'a gidiyor. Şimdi insanlar ben biliyorum artık araçlarıyla şehirler arası yolculuğa tatile gitmeyi falan bıraktılar. Otobüsle gitmeye başladılar. Uçak zaten bitti. Bakalım önümüzdeki dönem nasıl olacak? Aydınlık yani 2012 yılında Bakanlık onaylı Kontur Gerilla Merkezi diye Sadat'ı sürməcetine koymuş. 10 sene sonra ağzını açıp tek kelime edemiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Oldu. Yine Perinçek Devlet Bahçeli için yoldaş kelimesini kullanmış. Böyle böyle bir şey olabilir mi? Oldu. Tarihi Saat Kulesi'nde skandal yer Antalya Kale içi ana giriş kapısındaki Antalya Saat Kulesi orijinal saati çalıp plastiğini takmışlar efendim. Olay da 1988 yılında olmuş yeni fark edilmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Oldu. Apple ürünlerine yeniden zam geldi diyor. Apple'dan zam yağmuru falan gibi başlıklar da var. Ve bu yani Apple'a yüklenilerek veya Apple sorumlu tutularak veriliyor. Apple'dan zam yağmuru falan. Yahu arkadaş Dolar cinsinden bu ürünler, Apple bir Amerikan şirketi ve ürünler dolar cinsinden. Dolar kuru arttıkça Apple fiyatları güncelliyor, zam yapmıyor. Hani o sizin kullanmayı çok sevdiğiniz güncelleme kelimesi var ya, İşte bu burada tam anlamıyla yerine oturan bir kelime. Apple fiyatlarını güncelliyor, hepsi bu. O arada yeni Macbook Air e, tanıtıldı, Apple e, iki gün önceki lansmanında tanıttı. Bayıldım makinaya. Şu anda alacak durum yok ama listeye koydum. Her neyse fiyatı, MacBook Air'in fiyatı 1249 pound İngiltere'de. Burada bir asgari ücretli bir aylık maaşıyla bu cihazı alabilir ve cebinde de biraz para kalır. Herkes kendi asgari ücretiyle hesap etsin. 29-30 bin TL'den başlıyormuş Türkiye'de. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu İstanbul İzmir arası 8 buçuk saatti. Şimdi 3 buçuk saatte İstanbul'dan İzmir'e gidebiliyorsunuz demiş. Altına cevap yetiştirenler var. Nasıl gidiyorsun? Bize de söyle. 180'le bile gitsek olmuyor falan. Ya kime ne anlatıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Oldu. O arada demiş ki otoyol yap otoyol yapılmasaydı bugün 12 saat olacaktı. 8 buçuk saat 12 saate nasıl çıkıyor? Neyin hesabı bu? Yani gerçekten yani başınızdakiyle kabinesi arasında çok fazla bir şey yok. Yani muhakeme ve muvazeneyi getirmiş diyorum ya. Tepedeki de aynı, kabine üyeleri de aynı. Nebati'sinden öbürüne Berikine varıncaya kadar. Şimdi Uzay Ajansı Başkanı da öyle. hatta uzay yolcumuz orada bulunanlara Türk mutfağından bir şeyler ikram etsin filan. Sevan Nişan yan güzel koymuş şeyi. Fakat daha mi? Türk edep ve töresi gereğince pabuçlarını uzay gemisi kapısında çıkarmalı demiş. E öyle söylersen öyle söylerler. Orada ben uzay müzelerine gittiğim yerlerde, seyahat ettiğim ülkelerde hep ziyaret ederim. Merak ettiğim bir şeydir ve uzay müzelerinde yani Moskova'daki uzay müzesinde de öyle, Amerika'da gittiklerimde de öyle, İngiltere'de gittiklerimde de öyle. Kapsüllerin içine girdim. Astronotların veya işte Rusya'da kozmonotların yaşam biçimi nasıl, ne yapıyorlar, hangi hangi aralıkta yani o o kapsülü görseniz Adım atacak yer yok yani hücre gibi bir şey adı üstünde kapsül zaten ve orada birkaç kişi duruma göre ekip olarak aylar geçiriyorlar. Yemekleri falan da var yemek denmez tabi ona da böyle değişik tabletler biçiminde veya böyle kesilmiş sıkıştırılmış farklı farklı ürünler. Oradaki duruma göre oradaki ihtiyaçlara göre falan Türk mutfağından işte. Örnekler götürecekmiş filan. Neyse Sefer Selvi de güzel hicvetmiş. Zaten ulaşamadığımız yemekler daha da ulaşılmaz olsun diye <laughs> mi diye sormuş vatandaş. Aynen öyle. Türk yemeklerini uzaya gönderebiliriz. Zaten vatandaş Türk yemeği burada yiyemiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Oldu. Merkez sağa ihtiyaç var demiş Tansu Çiller. Böyle bir şey olabilir mi? Oldu. Şakir Paşa havalimanı da garanti kurbanı oluyor. Bu şeyi özellikle seçtim çünkü ben liseyi Adana'da okudum ve Adana Teknik Lisesi, Adana Endüstri ve Lisesi, ben teknik lisede okudum. Ee, hemen Şakir Paşa Havalimanı'nın yanındaydı. Uçaklar üstümüzden kalkar inerlerdi. Onların gürültüsü altında ders yapardık. Her neyse... Adana'daki 85 yıllık Şakir Paşa Havalimanı yolcu garantisi verilerek Mersin Tarsus arasına yaptırılan e, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın açılmasıyla kapanacak. Böyle, böyle bir şey olabilir mi? Oldu. Giderlerse gitsinler denilen doktorların Almanya pozu. Almanya'ya giden doktorlar böyle bir poz vermişler. Bir piknikte mi, panayırda mı neyse bir parktan bir araya gelmişler. Yani sayamadım. En az 50-60 kişi var karede. Halkın %55'i AKP zenginlerin partisi görüşündeymiş. Metropol anketi. Zenginlerin ve ayrıcalıklı kişilerin partisi demiş. AKP kimin partisi sorusuna cevap verilince %55 yoksulların partisi diyen 31.9. Bence ikisi de doğru. Yani bir anlamda AKP'den yardım alanlar yaşamlarını AKP'ye borçlu olduklarını, Tayyip Erdoğan'a borçlu olduklarını düşünenler var. Bir anda bir anda da onunla zenginleşenler var. Haliyle AKP'nin kemik koyu denildiğinde bu garipsenmesin. Ben de yakın zamana kadar yani bu ekonomik tabloda AKP'nin barajı bile geçememesi gerekiyor falan gibi düşünüyordum ama son dönemde bu düşünceyi revize ettim. AKP'nin kemikoyu AKP'nin zenginleştirdikleri ve AKP'nin baktıkları insanlardan oluşuyor. Böyle bakın ve o kemikoyu onun için değişmiyor. Kiminiz büyülenmiş bir kitle diyebilir, kiminiz efsunlanmış bir kitle diyebilir. Böyle bir kitle işte biz bu yola kefenle geldik diyen bir kitle. Kefeni geçirmiş işte karşılamaya mı artık uğurlamaya mı ne, ne gitmişse. Ülkedeki her 10 kişiden 9'u geçim sıkıntısı çekiyor. İşte o 9'a o geçim sıkıntısının nedenini iyi anlatamadığınız sürece iktidara gelemezsiniz. O 9'un içinde AKP'ye oy veren ölümüne de oy verecek insanlar var. Böyle bir şey olabilir mi? Oldu. Ormanlar otel olmuş. Türkiye'de her yıl binlerce hektar betona kurban ediliyormuş. Bıla bula sen de bunu haber yapmaya devam et. Yakında zaten haber yapacak orman kalmaz böyle giderse. CHP liderinden Erdoğan'a enflasyonun nedeni sensin. Böyle bir şey olabilir mi? Oldu. Kılıçdaroğlu'suz olmaz çünkü bu lafı literatüre kazandıran oydu. Gezi Parkı davasının gerekçesi de skandal. Aman Allah'ım bugüne kadar skandal hiçbir şey yok ama burada gerekçe skandal. <laughs> Bakan oteline denetimsiz vize verildi. Böyle bir şey olabilir mi? Oldu. Yahu Turizm Bakanı'nın turizm işletmesi, Milli Eğitim Bakanı'nın okulları, Sağlık Bakanı'nın hastanesi falan yani böyle bir kabine yani bu kabine 2018'de kuruldu. Böyle bir şey olabilir mi? Oldu. O arada çıplak dolaşan vatandaşların sayısı artmış. Bu da işte sosyal ağlarda paylaşılıyor caddede yürürken, alışveriş yaparken en son tekel bayisinde üstsüz girip alışveriş yapan bir kadın gözaltına alınmış. Kemal Özkiraz diyor ki yani diyor kuvvetle Muhtemel yeni bir uyuşturucu çeşitli çeşidi piyasaya sürülmüş olabilir diyor evet. ne diyeceksin yani böyle bir şey olabilir mi Meral Akşener geçen haftada kalmış Erdoğan'a sürtük tepkisi işte filan falan bu hakareti bu ülkenin Cumhurbaşkanı etti bilmem ne geçti gitti yani yavaş yavaş böyle bir şey olabilir miden çıkalım ve sıcak aylara girildik programın ana KJS ile devam edelim. Çok sıcak aylara girdik. Şimdi, Tele1'e karartma hacizi, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Tele1'e verilen cezaların tahsilini Gelir İdaresi Başkanlığı'na devretmiş. Gelir İdaresi de 1.8 milyon liralık borç için haciz işlemi başlatmış. Borçlar 20 Haziran'a kadar, yani 12 gün içinde ödenmezse, 23 Haziran'da Tele1'in lisansı açık artırmayla satışa çıkarılacakmış. Halk TV destek vermiş Tele1'e vesaire. Başka başka destek yok. O arada Diyarbakır'da ev baskınları var. En az 16 gazeteci gözaltına alındı diyor. Yeni Yaşam gazetesinin sitesinden okuyorum. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu, işte Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Cin News vesaire. eee Dicle Frat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı, Jin News Müdürü, Jin News Editörü, Mezopotamya Ajansı Editörü ve işte isimler Serdar Altan, Safiye Alagaş, Gülşen Koçuk, Aziz Uruç, Ömer Çelik, Suat Doğan, Ramazan Geçigen, Berivan Karatop, Torak, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu ve Remziye Temel. İsmi öğrenilemeyen 3 gazeteci daha varmış. 16 artı 3, 19 yapıyor. E, gözaltına alınmış. Peki bu gazetecilerle ilgili olarak herhangi bir dayanışma gördünüz mü? Zamanı da bizim için de olmamıştı da bu vatandaşlarla ilgili e, bu şey bu telebirciler falan filan. Şimdi dolayısıyla herkes kendi mahallesine, herkes kendi kabilesine ağladığı sürece olmaz. Nasıl ki telebire desteğe gidiyorsan orada tutuklanan Kürt gazetecilere de desteğe gideceksin. Bir araya geleceksin. Bir araya gelmeyi öğrenemediğiniz sürece de ata alan Üsküdar'ı geçer. Evet çok sıcak aylara girdik. Şimdi gazetelerin manşetleri emeklinin maaşı 2500 TL artacak. İşte böyle tablolar veriliyor. Tabloyu durdurup herkes bakabilir kendi maaşına. Ben uzun uzun bu tablonun analizini yapmayacağım. E ek gösterge artışının maaş ve ikramiyelere etkisi. Daha çok 3000 göstergedeki olan memurlar veya emekliler 3600'e bizi çıkar derken hükümet herkese 600 puan verdi. İşte ondan dolayı da bir şenlik şamata gazetelerde böyle kapaklar. Fakat yani bu verilmiş de değil. Şimdi 3600 ek gösterge hakkında her şey manşetini atan Milliyet Gazetesi Cem Kılıç imzasıyla aşağıya bir yere yedirmiş olayı. Bakın göstereyim nereye yedirmiş gerçeği. Bakın. Meclise önümüzdeki günlerde meclise gelmesi bekleniyor. Yani daha olmuş bitmiş bir şey yok. Ek gösterge ardışı Ocak 2023'te devreye girecek. Yani Tam Nasrettin Hoca hikayesi. İşte çalılara takılacak koyunların yünleri de ben onları eğireceğim, satacağım da sana da borcunu ödeyeceğim hikayesi. Ve millet ya millete böyle bir yani ne derler şey veriliyor. Böyle bir müjde veriliyor. Ya milletin şu anda yüzde %180 altmış, şey, yüzde yüz seksen bazı kalemlerde ikiye katlanmış, üçe katlanmış. Fiyat artışından kırılıyor. Hayat pahalılığı bu demek zaten. Sen yani enflasyon %100 iken millete %100 zam yaparsan milleti enflasyona ezdirmemiş olursun. Hayatta pahalanmamış olur o insan için. Ama enflasyon %100 iken millete hiç zam yapmazsan veya %10, 20, 30 gibi ya da açıkladığın resmi enflasyon tutarında zam yaparsan millet fakirleşir. Ve hayat pahalılığı başlar. Hayat pahalılığı budur. Ve Erdoğan doğru söylüyor. Yani e, enflasyonla hayat pahalılığı farklı konulardır ama işte hayat pahalılığı sorunumuz var diyor. Evet var. Hayat pahalılığı sorunuz niye var? Çünkü enflasyon oranında zam vermiyorsunuz. Şimdi bunları yapmanıza gerek yok. Her ay veya 3 ayda bir yapacağınız düzenlemeyle enflasyon oranında zam verin ve milleti enflasyona ezdirmeyin. Dolayısıyla hayat pahalılığıyla mücadele etmiş olursunuz. Enflasyon %50 mi? %50 zam vereceksin. 3 aylık enflasyon, 6 aylık enflasyon %40 mı? %40 zam vereceksin ve dolayısıyla ücretlileri enflasyona ezdirmemiş olacaksın. Ama böyle bir niyetleri yok. Fakat mühim bir kulis haberini e, dünya gazetesinden, e, dünya gazetesi de kedi olalı bir e, fare tuttu. E, Nevzat Saygılıoğlu profesör doktor, onun da yazısını içinde görüyorsunuz. Yani sayfa sayfa gazeteyi çevireceksiniz, yazıyı okuyacaksınız, öyle anlıyorsunuz. Ek bütçe mi geliyor başlıklı bir e, yazı? Ama yazının içinde var ek bütçenin neden geldiği. Sarı ile işaretledim. Diyor ki Nevzat Saygılıoğlu geçenlerde bir kulis bilgisi geldi kulağıma. Hükümet bürokrasiye ek bütçe hazırlanması talimatı vermiş. Bunu diyor iki nedenden dolayı olabilir. Birincisi hükümet baskın seçim yapmak kararı olabilir. Normalde bu ayın sonu itibariyle meclisin tatile girecek olması ve anayasa gereği bir Ekim tarihi itibariyle açılması zorunlu olduğundan sonbaharda yapılacak erken seçim için apar topar bir ek bütçe yapılmak isteniyor olabilir diyor. Çok önemli. Yani meclis bir Ekim'e kadar tatil olacağı için Şimdiden ek bütçeyi alıp o ek bütçeyi bir Ekim'de toplanıp çıkaramayacağı için e, Kasım seçimine hazırlık olabilir diyor. Mühim bir gerekçe. Devamla da erken ve baskın seçim ihtimali çok yoğun şekilde gündemde. Zira ekonominin gidişatı önümüzdeki bir yıldır kal bir yılı kaldıracak gibi değil. Mevcut duruma göre önümüzdeki kış koşullarını tamamlamak mümkün değil. Daha da büyüttüm görün diye. Dünya Gazetesi'nin bilmem kaçıncı sayfasındaki bir yazının bilmem kaçıncı paragrafında bir cümle ama bence çok önemli. Diyor ki saygılı oğlu profesör erken seçim basın seçim ihtimali yoğun şekilde gündemde ekonomik olarak tabii kendi zaviyesinden değerlendiriyor. Kendi bakış açısıyla ve bir ekonomist olarak elbette. Ekonominin gidişatı önümüzdeki bir yıl kaldıracak gibi değil mevcut duruma göre önümüzdeki kış koşullarını tamamlamak mümkün değil. İş Kasım'da muhtemelen 6 Kasım'da seçime geliyor bakalım. Bu konuda çok rivayetler var. İşte biri de o sabah gazetesinden bir başlık. 560 bin sözleşmeli için kadro geliyor demiş Erdoğan'ın talimatıyla. Baştaki göndermemi hatırlayın. AKP'nin neden kemik oyu var? Devletteki kadrolaşması, liyakat olmayan insanların bir yerlere yerleşmesi, medyada, akademide, e medyaya yerleşti. AKP'nin propagandasını yapıyor akademiye yerleşti. Propagandasını yapıyor. Böyle öğrenciler yetiştirmeye, böyle asker öğrenciler yetiştirmeye çalışıyor. İş dünyasında yemledikleri var. E onlar da gene aynı şekilde nemalanıyor ve zenginleşiyor. Hemen her alanda bürokraside liyakatsız kadrolar belli yerlere toplandı. To, belli yerlere toplandı. Onlar da kitaba bakarak, kurallara bakarak, teamüllere bakarak değil, Reislerine bakarak karar veriyorlar. Bunu çeşitlendirebilirsiniz aşağı doğru. Bir de dar gelirli kesim var, o nebatinin ihmal ettik dediği, onu da ihmal etmeyecekler, onlara da yardımlar gidecek, ödenekler çıkacak ve diyecekler ki sizin geçiminizin veya geçim ee, geçiminizi devam ettirmenizin teminatı biziz. Evet. Böyle böyle işte bu kadrolarla da oylarını katlıyorlar. 560 bin sözleşmeli kadro demek, herhalde bir o kadar oy demek. 40 yıllık tecrübem var emaneti devralacağız demiş e, Hürriyet'in içinden bir e, Kızılcamam kampı kulisi haberi e, burada Erdoğan diyor ki e, bundan sonra teşkilat çalışmalarına çok sıkı bir şekilde hazırlanın biz sıkıntıların farkındayız benim 40 yıllık siyaset tecrübem var ne yaptığımızın farkındayız gitmeyecekler, bırakmayacaklar. Tam da bu noktada Özgür Düşünce bugün sabah yayına girdi. Profesör Doktor Eser Karakaş ve İbrahim Öztürk, iki önemli ekonomi profesörü. Biri kamu maliyecisi Eser Karakaş, İbrahim Öztürk öyle uluslararası deneyimi olan insanlar bunlar. Erdoğan'ın şu son açıklamaları, e, faizleri indireceğiz demesi ya da faizleri indirmeye devam edeceğiz demesi ve Türkiye Türkiye ekonomisinin geldiği durumla alakalı çok çarpıcı bir analiz yaptılar. Ben o programdan iki dakikalık bölüm kestim. Dinleyelim birlikte. Çok çarpıcı iki bilgi veriyorlar. Devam edeceğiz. Ben devletim dedi. Ben devletim. Şunu dedi. Ne demek dedi? Ya yani beni eleştiren Türkiye devletini eleştiriyor dedi. Şimdi ya bu bu sağlıklı bir şey değil yani bu bu şimdi bu iki türlü bakılabilir. Ya bu sıradan bir faşistin lafı diye. Hayır bu sağlıklı bir ifade olamaz artık. Seçim kampanyası boyunca ben oyumu Erdoğan'a vermeyeceğim diye herkes hain statüsüne girip tutuklanabilir. Ve madem Erdoğan'a karşısın sen demek devlete karşısın. Dolayısıyla terörle mücadele kanunu bilmem ne maddesinden gözaltına alınabilir. Ee, şeyde hele yaz aylarına gelirse satlara doldurulabilir. Pinoşe şilisinde olduğu gibi. Şimdi faizleri daha da düşürür istiyor. Şimdi dolar spekülasyonu yapıyor ve bunu mal söylüyorsa bu çok büyük bir suç. Yok ama dolar spekülatörü değil de nas üzerinden söylüyorsa bir cumhurbaşkanının layık bir devlette faiz politikasını nasa dayandırması düşünülemez. Nasa inanan birisi parasını faizi komuyabilir buna hiçbir itirazı ol olmaz olamaz da ama cumhurbaşkanı olarak sen faizler düşecek diye bir açıklama yaparsan ve ertesi günde euro 18 doları 18 lirayı geçer şey 17 liranın sırına dayanırsa ortada çok ciddi bir problem var demektir. Bir heyet raporu gerektirecek bir problem var demektir. Çok açık. Hocam var. sadece bir parantez açayım. Ee, Ankara'da Kızılca Hamam'daki toplantıda Erdoğan'ın çevresindeki 75-80 yaş ortalamasındaki milli görüş ekibinin kendisine ya ne uğraşıyorsun bu faiz mücadelenin artık hitamını erdirme zamanı gelmedi mi? Şu Türkiye'deki faize dayalı bankaların tümünü kapatmak ve mecburi faizsiz İslam bankacılığına geçmenin zamanı gelmedi mi üzerinde çalıştıklarını ben duydum. İyi mi? Son golü atmak ve ülkeyi cayır cayır yakmaktan başka hiçbir anlama gelmez bu. Devletin kurumlarının emirle fonlarını yatırdıkları faizsiz bankacılık 20 senedir Erdoğan'ın desteğinde yüzde kaçlık payası payına ulaşabildi? Tabii. Yarışsın devlet arkasında çok önemli bir iki tespit. İlk tespit Eser Karakaş'tandı. Ortada heyet raporu gerektirecek bir problem var dedi. İkinci tespit İbrahim Öztürk'ten geldi. Profesör Doktor AKP kampında Kızılcahamam AKP'nin ulu sakalları öyle diyelim. Demişler ki hazır tava geldi ortam durum neyse faizsiz bankacılığa geçelim. Halbuki faizsiz bankacılığı İbrahim Hoca'nın tabiriyle 20 yıldır devlet fonlarıyla deniyorlar. Getirdikleri yerde ortada. Payına kadar sektörde uzmanları cevap versinler. Fakat e, hepten de e, enseyi karartmayalım. E, ekonomi kurmayı İyi Parti'nin Bilge Yılmaz ki e, yurt dışındaki kariyerini bıraktı. Türkiye'ye döndü siyaset yapıyor ve muhtemelen önümüzdeki dönemde İyi Parti iktidara gelirse ekonomi politikalarından sorumlu olacak birkaç gün önce Twitter'daki hesabında birazdan ekrana gelecek çok güzel bir video paylaştı. Bir dakikalık bir video. Onu da ekrana getireceğim. Bilge Yılmaz'ı birlikte dinleyelim. Hala umutlanmak için neden var? Bunu anlayacaksınız. Uygulanan yanlış para politikaları yüzünden ülkemiz bir döviz enflasyon sarmalına girmiş bulunmakta. Bunun neticesinde de özellikle dar gelirli vatandaşlarımız enflasyon altında reel olarak ücretlerini kaybetmekteler. Bunun bir an önce çözülmesi ve yanlış çözümlerden ülkenin kurtarılması lazım. Bu problemin çözümü kur korumu mevduat ya da diğer başarısız tasarımlara başvurmaktansa daha bilinen standart ama liyakatli kadrolar tarafından uygulanacak ciddiyet gerektiren bir para politikası politikasıdır. Bunun için yapılması gereken iki şey var. Birincisi Merkez Bankamızın bağımsızlığını anayasal güvence altına alıp kredibil bir şekilde herkesin güvenebileceği, öngörülebileceği bir politikaya dönmek. Bunun için de ikinci gerekli şart da Merkez Bankamızın başına ve diğer kadrolarına Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda yetiştirdiği uzmanlarımızı getirmemiz gerekmektedir. Bunları yaptıktan sonra enflasyon çok kısa bir süre altında kontrol altına alınır ve Türk lirasında dolar karşısındaki kaybı durur ve bizim gereksiz maceralara atılmamıza da hiç gerek kalmaz. Benim söyleyeceğim şey çok az kaldı. Bunu bir an önce halledeceğiz. İnşallah. Hep söylüyorum bu haydutlar çetesi gittikten sonra iş başına bu tarz bu neviden kaliteli kadrolar geldiğinde hiçbir şey yapmasa bile tek başına iç piyasalara da dış piyasalara da güven verir. Sadece bu güven Kredibilitesi bile çok önemlidir Türkiye için. Bakın Erdoğan Erdoğan için de yurt dışında kredibilite önemli. Erdoğan'ın yönü daha evvelki yayınlarda söyledim. Yönü Amerika'ya, yönü Batı'ya, yönü NATO'ya bakıyor. Yani oradan alacağı icazet çok önemli. Onun için Yunanistan Başbakanı AKP kongre, şey ABD kongresinde konuşturduğunca ki çok istisnai bir durum. Burada küplere biniyor. Amerika'dan davet alamayınca Ankara'da küplere biniyor. Biden Orta Doğu turuna çıkıyor. Türkiye'yi atlayarak, Türkiye'ye uğramayarak. Küplere biniyor. Kızdıkça kızıyor, sinirlendikçe sinirleniyor. Çok be belki üst perdeden şeyler söyleyecek, altı tutuyor. Altı tutuyor yani o kadar. Bakın bu fotoğraf Erdoğan Bahçeli görüşmesinde çekilmiş, servis edilmiş bir fotoğraf. Hürriyet güzel cımbızlamış. Diyor ki fotoğrafta dikkat çeken bir şey var. Cumhurbaşkanlığından paylaşılan Fotoğraflarda Erdoğan-Bahçeli, dün görüşmüşler bir saat kadar. Bu fotoğraflarda iki liderin arkasında 2015 yılında G20 Antalya zirvesine katılan liderlerin imzaladığı aile fotoğrafının bulunması. Şimdi bakın burası Erdoğan'ın makamı. Biraz daha yaklaştırarak bakalım. Burası işte belki belli ki makamı. Hemen makamının yanına o G20, Antalya'daki G20 zirvesinin aile fotoğrafını koymuş. Hulu tabii görünmüyor burada yani makamında bile hemen şeyinde yanı başında oraya gelen giden görüşen insanlar o fotoğrafı görüyorlar mutlaka çünkü kocaman bir fotoğraf. Yönü Batı, yönü G20, yönü G7, yönü Amerika, yönü Avrupa Birliği, yönü yönü Avrupa. Bunu unutmayın. Yönü NATO. Bunu akıldan uzak tutmayın. Avrupa Birliği demişken Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Tweet de atmış ve orada sarıyla işaretledim attığı tweetteki İngilizce. Your deliberate decision. Yani diyor ki, Türkiye hükümetine yönelik bu net mesaj kulak ardı edilemez. AB yolundaki kapıyı kapatma kararınız kasıtlı bir karardı. Öte yandan Türkiye toplumu geleceğin yazılmadığını bilmeli. AB yolunda kapıyı kapatmanız kasıtlı bir karardı diyor Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye daimi raportörü. Kasıt, kasıtlı olarak diyor siz bu işi baltaladınız. Kasıtlı olarak Kavala'yı Demirtaş'ı içeride tuttunuz. Kasıtlı olarak insan hakkı ihlallerine devam ettiniz. Kasıtlı olarak Avrupa Parlamentosu e, kararlarını, Avrupa Parlamentosu raporlarını vesaire, Avrupa kurumlarını neyse dikkate almadınız, oyaladınız. Raporda her şey var. Uzun bir rapor, mülteci meselesinden diğer ekonomik gelişmelere kadar ama AP, e, Avrupa Parlamentosu raporundaki Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörünün o cümlesi önemli. Kasıtlı yanlış bir karar aldınız ve bunu kasten yaptınız bilerek isteyerek. Merkel Putin'le ilişkileri noktasında özür dilemesini gerektirecek hiçbir şey olmadığını söylemiş vesaire. Ben Avrupalı politikacılara artık biraz evvel Boris Johnson'la da yayına Boris Johnson'la başladık. Merkel yeri geldi söyleyeyim. Artık burada Avrupalı politikacıların mütevazı yaşamları, bir apartman dairesinde yaşamaları ya da işte işe bisikletle gelip gitmeleri falan burada uzun yıllar yaşayınca da bir şey ifade etmiyor. Bu Türkler için, Türkiye'de yaşayanlar için bir şey ifade edebilir. Ama mühim olan aldıkları kararlar, uyguladıkları politikalar ve uyguladıkları politikalarla dünyaya ve dünya halklarına ne sundukları. Neticede Merkel iyi hatırlanmayacak Putin'li ilişkilerinden dolayı. Dilediği kadar mütevazı yaşasın. Dilediği kadar markette alışveriş yapsın. Dilediği kadar bir apartman dairesinde otursun. Öyle olacak zaten. Öyle olması gerekiyor. Siyaset zenginleşme yeri değil ki. Türkiye'dekilere bu garip gelebilir. Bu bir meziyet değil. Dürüstlük, o anlamda dürüstlük çalıp çırpmama, devlet imkanlarıyla nemalanmama, zenginleşmeme bir meziyet değil ki olması gereken bir şey zaten. Ben öteki tarafa bakarım. Asıl icraatına bakarım. Halk adına, halk yararına... Kamu hizmeti olarak ne yaptın? O açıdan da Merkel bu yönüyle iyi hatırlanmıyor. Bakın 178 Afgan ülkelerine gönderilmiş. Türkiye'de yasa dışı yollardan girdiği teşkil edilen. Demek ki olabiliyormuş. Koyuyorsunuz bir THY uçağına ve gönderiyorsunuz. Demek ki yakalanabiliyor. Demek ki toplanabiliyor. Demek ki önlenebiliyor. Demek ki iade edilebiliyor. Evet, ama 10 yıldır olmadı bu. 10 yıldır her gelene kapılar ardına kadar açıldı. Tıpkı Maduro gibi. Yani kimse de sorgulamıyor. Maduro Türkiye'ye geliyormuş gene. Ya Maduro neden işte Yunanistan'la, Almanya'yla, İtalya'yla, İspanya'yla bir ilişki kurmuyor da Türkiye ile ilişki kuruyor? Neden acaba? Acaba? O arada Maduro'nun Amerika ile de ilişkileri iyi. Özellikle Rus petrolü devreden çıktıktan sonra Suudi Arabistan ve Venezuela petrolleri dolayısıyla yıldızları parladı. Antiparantez onu da belirtelim. Dün 7 Haziran genel seçiminin yıl dönümüydü. 7 yıl olmuş. 8 Haziran 2015'te yani 7 yıl önce bugün gazeteler bu manşetlerle çıkmıştı. Bir anet hatırlatmış. Biri de benim çalıştığım grubun gazetesi Bugün Gazetesi. Diğeri Cumhuriyet. Bugün Gazetesi sür manşetten tek parti dönemi bitti diyor. HDP barajı yıktı diyor manşetten. Cumhuriyet al sana yeni Türkiye demiş vesaire. Şimdi o gün gerçekten tek parti iktidarı bitmişti. Keşke 2014-2015 koşullarında bir seçime girilse ama önümüzdeki seçim 2014-2015 koşullarında gidilen bir seçim olmayacak. Bakın dolar 17 lirayı geçti ki 17 Aralık 2021 seviyesini tutmuş durumda şu anda. Yani 6-7 ay önceki seviyesine geri döndü. Mühtan Sağlam paylaşmış. Ekonomistler aylarca boğazını yırttı yapmayın etmeyin dediler. KKM yani kur korumalı mevduat. Geçici çözüm fakirden alıp zengine veriyorsunuz. Kur yeniden tırmanacak falan falan. Yazık değil. Yahu ekonomiyi yönetmek gibi, bu işi idare etmek gibi, bu işi aşağıda tutmak gibi falan böyle bir dertleri yok olmadı. Buna kafa yormayın artık. Nasıl daha fazla zenginleştiririz? Nasıl kendi ekibimizi ve çevremizi daha fazla nemalandırırız? Veya biz nasıl daha az hasarla bu işi atlatırız? Çabası var. Bankaların yılın ilk çeyreğindeki karlılığına bakın yeterli. Emin Çepa paylaşmış. Başınızın çaresine bakın. Durum vahimden de öte vesaire vesaire. Evet. Mahve İlmez diyor ki. Ders gibi. Tek tweet mesajında özetlemiş esasen. Hayat pahalılığı ile enflasyon tam olarak aynı şey değildir. Hayat pahalılığı fiyatların gelirle ilişkisini gösterir. Fiyatlar artmasa da hayat pahalı olabilir. Oysa enflasyonda fiyatlar artmaya devam eder. Hayat pahalı iken enflasyon da söz konusu olabilir. Türkiye bu durumdadır. Bir önceki yayında Gazetecilik hafızadır, medya hafızadır. Niye önceki fiyatlarla şimdiki fiyatları karşılamıyorsunuz, karşılaştırmıyorsunuz? Niye günlük bakmıyorsunuz, günlük bakıyorsunuz diye sormuştum. Günlük bakmayan bir yer var çıktı, Bloomberg. Ee, onun da başına bir şey gelmezse bu tablolardan dolayı. Efendim, İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir, İstanbul-Adana, güzergahlar, mesafe, benzin, motorin fiyatlarını 1 Haziran 2021, 1 Haziran 2022 itibariyle karşılaştırmış. Bu tabloda İstanbul-Ankara'dan örnek vereyim. 440 kilometrelik mesafe 1 Haziran 2021'de benzinle 426 TL'lik benzinle benzin harcıyordunuz. 1 Haziran 2022'de 1, 1443 TL'lik benzin harcıyorsunuz. Diğer fiyatlar diğer mesafelerde aşağıda sıralanıyor. Yani 3'e hatta 3.5'a katlanmış. Bülent Mumay paylaşmış Beşiktaş'ın en ucuz restoranından bilirim mutlaka gitmişimdir. Çünkü uzun yıllar yaşadım İstanbul'da Beşiktaş bölgesinde. Az önce bir porsiyon karnıyarak, karnıyarık söyledim 60 TL esnafa kızamıyorsun ki demiş. Esnaf lokantasında bir porsiyon karnıyarık sadece karnıyarık 60 TL. Ben de inanamadım gerçekten inanamadım. Yani 6 TL 10 TL gibi bir şeydi bizim bıraktığımız Türkiye'de. Evet. Bazı arkadaşlar, bazı yayıncı arkadaşlar kınamıyorum. Hani tımarhanede bu hafta, tımarhaneden bildiriyoruz falan gibi yayınlar yapıyorlar. Öyle ya işte iş bu noktaya geldi, bu noktaya geldi. Bu noktaya gelmesi kaçınılmazdı. Şimdi bu noktadan çıkış önemli. Bu noktadan nasıl çıkılacak? Buna kafa yormamız lazım. Dolayısıyla çok radikal adımlar atılması gerekiyor. Onun için böyle bir şey olabilir mi köşesini açtım. Bundan sonraki yayınlarda da onu sürdüreceğim. Bu tür şeyleri böyle bir şey olabilir mi, böyle bir şey olabilir mi deyip bir hani kara habercilik gibi tiye alıp geçeceğim. Asıl mühim şey sandıklara sahip çıkmak, sandık güvenliğini sağlamak ve bu konuda da seçmene ve Türkiye'de değişim arzu edenlere umut vermek, umut aşılamak, sağlam bir kampanya stratejisiyle profesyonel danışmanlık alarak kazanabilecek aday veya adaylarla yola çıkmaktır ve bunu hemen yapmaktır. Çünkü belli ki iktidar boş durmuyor. Çok sıcak aylara girdik bakalım e, Önümüzdeki günler neler getirecek bir sonraki ayında tekrar karşılaşmak umuduyla Efendim hoşça kalın